Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Bugün 11 Mart 2024 Pazartesi. Yeni bir haftaya başladık. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Huzur içinde geçsin. Ticaret yapanlara bol kazançlar getirsin. Dar gelirlilere bol gelir getirsin diyeceğim ama mümkün değil. Onu Tanrı da getirmiyor. Onu yukarıda bir kişi var. O getiriyor ya da götürüyor canlarım. Şimdi size yaklaşık 3 yıl kadar önce, belki de daha fazla önce, sevgili Tuğba Emlek Hanımefendi'ye konuk olduğum bir programda anlattığım fıkrayı sunacağım. Hani Nasrettin Hoca'ya sormuşlar, hocam demişler, eskiyen ayları ne yaparlar? Kırpıp kırpıp yıldız yaparlar. Ben de eski sohbetlerimi kırpıyorum kırpıyorum, yeniden sizlerle buluşturuyorum. Ancak günün mana ve önemine uygun değilse inanın asla öyle bir uygulamam yok. Az sonra dinleyeceğiniz fıkrayı kendi kanalımda 2018 senesinde o ünlü Trump tweet'i ve doların 3.85'ten 7.28'e çıktığı dönemden sonra anlatmıştım. Hani dolar onları alacak ya diyordu dönemin Maliye Bakanı. Dalga geçiyordu yani. Ne oldu diyordu, dolar düştü 4 liraya falan diyordu tabii. Şimdi 32 liraya çıktı dolar. Neyse, ben o dönemde anlattım. Halkımızın bir zaafını anlattım. Halkımızın hepsini değil, genelinin bir zaafını anlattım. O fıkrayı biraz sonra benden bir kez daha dinleyeceksiniz. Sonra bir başka fıkra dinleyeceksiniz benden. O fıkrayı ise dün gece anlattım. Şarkılı, türkülü, eğlenceli fıkralı pazar sohbetimde anlattım. O fıkrada Almanya'da geçiyor. Kısacık bir fıkra. Dinleyeceksiniz. Oradaki amacım ise şuydu. Yani şu andaki mevcut durumunuza bakıp da ne çok sevinin ne çok üzülün. Çünkü hala Türkiye'yi Recep Tayyip Erdoğan yönetiyor. E bu son dedi. Tamam da bu son da Erdoğan'ın kaçıncı son deyişi bu. Bana sorarsanız ilk defa inanıyorum Erdoğan'a. İlk defa inanıyorum. Lütfen not ediniz. Yanılırsam o gün bana gerçekten serbest hakaret. Her türlü hakaret serbest. O diyeceğim ki valla ben tahminden öte emindim, söyledim. Evet, Recep Tayyip Erdoğan'ın son seçimi. Efendim nasıl son seçimi? Bu Cumhurbaşkanı seçimidir ki, yerel seçimler diyorlar. İyi de unutmayın ki Türkiye Cumhurbaşkanı aynı zamanda iktidar partisinin genel başkanı ya. Yani seçimlere iktidar partisinin genel başkanı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan da gidiyor. Ve adam söylüyor. Ve adam samimiyetle söylüyor herhalde yani. Bence bu sefer samimiyetle söylüyor. Son seçimim diyor. Ya göreceksiniz son seçimi. Hadi şimdi buyurun Tuğba Emlek Hanımefendi'ye konuk olduğum o programdan bir 8-7-8 dakikalık bir bölümü izleyelim canlarım. Buyurunuz. Dedem, fıkralarınız meşhur, izleyicilerimiz bir de fıkra istemişler ama öyle ısmarlama oluyor mu bilmem ki. Rahmetli yani... Aydın Boysan derdi. Boom dedim de aklıma geldi. Olmuyor. İki şey olmaz. Birisi şarkı söylemek, ötekisi fıkra anlatmak. Beni tanıyanlar halen hepsi hayattalar. Allah onlara uzun ömür versin. Hepsi derken yani %80'i hayatta, Allah uzun ömürler versin. Ben Necat Eczacıbaşı'na da fıkra anlatırdım. Hı hı. Büyük rahmetli Sabancı'ya da fıkra anlatırdım. Gülerlerdi. Şarkılar da söylerdim ben. Bilirler beni. Evet, yani öyle toplantıların eğlenceli insanlarından biriydim. Hatta bir gece 1981 olmalı. Tarabya'da bir kokteylde. Dönemin en büyük iş adamları. O zamanın büyük iş adamları vardı. Hatta İmar İskan Bakanı Şefik Tüten'di zannederim. Şefik Bey de vardı. Başka isim ama rahmetli İlhan Cavcav vardı. O zaman Gençler Birliği Kulübü Başkanı'nı da hatırlamıyorum ama o zamanlar böyle simsiyah saçlar, yakışıklı bir adam. İbrahim Bodur vardı. Onların arasında bana sordular. Dediler ki ya Turgut Bey için ne düşünüyorsun? Turgut Bey de başbakan yardımcısıydı. Aynı zamanda başbakanlık müsteşar vekiliydi. Turgut Bey için ne düşünüyorsun dediler. Ben de dedim ki o anda hemen aklıma geldi. Ya heykelini dikeceğiz dedim hep beraber milletçe, ya da yatırıp öpeceğiz dedim. Tabii o kocaman adamlar yerlere kadar. İlk sonunda bana bunu ileride hatırlattıklarında ne diyorsun dediler.
Vallahi bana sorarsanız dedim şu anda Türk parasının kıymetini koruma kanunu kalkmıştır. Bana sorarsanız ben heykeli dikerim demiştim. Şimdi çok kızarlar bana. Ama ne yapayım ben buyum ya. Benim aklıma Allah ne geldi var ya, dedem bugün yayınladınız sanıyorum değil mi? Bir YouTube videosuydu. Bizden sonra izlesinler izlemeyenler. Nasrettin Hoca'nın fıkrası hani ekonomiyle ilgili. Şu adamla karısı odaya sığamıyorlarmış ya. Ha, onu anlatayım ben. Ha, onu anlatayım. Bir daha anlatayım. Ahmet, 4 sene önce anlatmıştım onu. Galiba 800 küsür bin kişi izlemişti. Çok izlemiş yani. Efsane bir şey o. Ya çok iyiydi. Şimdi öyle bir şey ki Berat Albayrak çıkıyor işte olacak ya falan filan anlatıyor. Ya adam ne anlatsalar Yiğit Bulut diyor ki dolar 1 lira olacak diyor, euro. Allah Allah. Ama hakikaten oluyor biraz. Olur gibi oluyor ama ne zaman oluyor biliyor musun? Önce çıkıyor sonra oluyor. Mesela dolar 7 lira 28 kuruşa çıkmıştı o zaman da. Sonra düştü dolar. Evet, 5 liraya kadar, 5-15'e kadar düştü. Ben de o zaman anlattım bu fıkrayı. Dedim ki ya, komşusu Nasrettin Hoca'ya gelmiş. Hocam demiş, benim bir göz odam var. Bir karım, bir ben, 5 çocuk. Hiç rahat edemiyoruz. Veya demiş Trakya Şivesi'ni anlatmışsındır. Öyle hatırlıyorum. Ne yapmam lazım diye sormuş. Hoca demiş ki ya, benim bildiğim kadar senin bir tane iğnen var mıydı demiş. E var hocam demiş. Bu gece demiş iğneye odaya öyle yatın. Hocam demiş sen beni yanlış anladın galiba. Bizim ev bir oda. Ben, karım, 5 çocuk. Bir de inek nasıl yatarız ya? Ya madem akıl sordun al. Öyle yat. Adamca gitmiş. Nasrettin Hoca'ya bilecek işi benim gibi dede. Almış inade. Odaya yatmışlar. Ertesi sabah gelmiş adam. Surat bir karış. Ne oldu demiş hoca. Ya hocam demiş ya zaten ben, karım, 5 çocuk, bir de inek iyice perişan olduk. Sen şimdi bize başka bir şey söyle. Senin demiş keçin de vardı değil mi? İki tane de keçim vardı. Bu gece de iki tane keçiyi al demiş. Adamcağız yine itiraz etmeye kalkmış. Demiş Nasrettin Hoca. Akıl sordun. Dinle. Al keçiler içeriye. Adam iki tane de keçiyi almış. Ertesi gün yine öfkeyle gelmiş hocaya. Daha perişanlar. Kendisi, karısı, 5 çocuk, bir inek, 2 keçi. Hocam demiş ölebiliriz. Nefes alamıyoruz. Şimdi ne yapacağız? Yol göster. Senin tavukların var mıydı? 4 tane tavuğum var. Bu gece de 4 tane tavuğu al içeriye demiş. Adam artık hocaya böyle saygısızlık edecek. Hoca demiş ki sus. İtiraz yok. Madem ben bilge kişiyim sordun git al. Adam almış tavukları da. Ertesi gün tabii malum yine öfkeyle. Artık hocayla papaz olacaklar. Bir dakika demiş hoca. Şimdi demiş bu gece gidiyorsun. 4 tane tavuğu çıkarıyorsun. Adam gitmiş. Yapmışlar o gece. Tavuksuz. 4 tavuksuz. Ertesi gün gelmiş adam böyle hafif tebessüm ediyor ama bizim Nebati gibi değil. Daha az bir tebessüm yani. Ümit Özdağ'ın iktidar olacağına inanmış gazeteci gibi gülümsüyor. Yani tam bir netlik yok. Kızdın mı? Tuba. Şaka yapıyorum tabii canım. Neyse. Ondan sonra bir saniye ama bir dakika manipüle etmeyin beni. Benim öyle bir şeyim yok. Öyle bir duygum yok. Ya şaka yapıyorum. Sadece ya. Bu konuyu tabii kamuoyuna taşıyan herkese teşekkür ediyorum. Siz de dahilsiniz buna ayrıca. Tamam şaka yapıyorum. Fıkraya devam edelim o zaman. Şimdi tavuklar tavuklar çıkınca adam bir iyi bugün. Ya, dedim ya Nebati gibi değil ama Ümit Bey'in iktidar olacağına inanan arkadaş gibi gelmiş. Şimdi ne yapayım demiş hocam. Bu gece de git iki tane keçi çıkar demiş. Nasrettin Hoca'nın komşusu gitmiş eve. İki tane keçiyi de çıkarmış. Yapmışlar karısı, 5 çocuk ve bir inek. Ertesi gün gelmiş. Adam biraz daha gülümsüyor. Bu sefer ki AKP'nin seçim kazanacağına inanmış Abdülkadir Selvi gülüşü. Valla garanti yani. Seçim mutlu adamcağız. Hocam demiş şimdi ne yapacağız? Eve gidiyorsun demiş bu gece. İneği de çıkarıyorsun. Adam eve gidiyor. İneği de çıkarıyor. İlk günkü gibi karısı kendisi de çocuk yapıyorlar. Ertesi gün gelmiş adam mastika oynayarak, göbek atarak geliyor böyle. Hoca demiş ki ne o ya çok neşelisin. Ya nasıl neşeli olmayayım demiş hocam ya. Allah senden razı olsun. E niye Allah benden razı olsun? Ya meğer bizim evi ne büyükmüş demiş ya. Şimdi ben onun üzerine de bağladım. Dedim ki ya bu millet nasıl bir millet ya? Önce dedim Berat Albayrak doları 7 lira 29 kuruşa çıkarıyor. Sonra 5 lira düşürünce göbek atıyorlar. Oh oh oh. Ya böyle bir milletiz. Kusura bakmasınlar ya. Hatırlıyor musunuz? 21
Geçen sene 21 Aralık'ta Malatyalılar nasıl göbek attılar? Dolar 11 liraya düştü diye. Önce 18'e fırlatıp ondan sonra 11'e düştü diye sevindiler. Oysa şimdi, o dolar 6 liralardan gelmişti. Bak sevgili Tuğba'cığım, ne yazık ki Orta Doğu'da eksik demokrasi böyle uygulanıyor. Liderlik, bizdeki karizmatik liderlik, önce fakirin eşeğini çalar bizdeki fakir lider, şey karizmatik lider, adam bana çaldırır, kendini tabii çalmaz. Çaldırır, bir yere saklatır eşeği. Halk eşeğini arar. Liderin, karizmatik liderin adamları da eşeği çalınan ve saklanan köylüyle beraber eşeği ararlar. Sonra derler ki bir gün köylüye, ya dur bakalım ya, bir de bizim patrona söyleyelim. Sözde patrona söylerler. Birkaç günde sözde patron arar. Sonra bir gün köylü evine döner. Eşek bulunmamış, çaresiz. Aa, bir bakar evin önünde eşek. Eşeği bekliyor. Bir sevinir, bir sevinir derler ki köylüye, ya bizim patron buldu eşeğini ya. Git ellerini. Halbuki eşeği patron çaldı, bir yere sakladı, sonra da köylünün önüne koydu. Ya bizim seçmenimizin hala yarısına yakını böyle. Eşeği çalınıyor, çalanı kendisi bilmiyor ama akıllı insanlar biliyorlar. Sonra da eşeğini götürüp önüne koyuyorlar, seviniyor. Aa, eşeğimi buldu diye. Ben ne diyebilirim? Sana zarar gelmesin diye söylemiyorum. Anladım. Evet, fıkra bu. Yanlış mı söylemişim? Halkımızın geneli bu fıkradaki gibi değil mi? Aynen öyle. Halkımızın geneli bu fıkradaki gibi olmaktan kurtulduğu gün, Türkiye Cumhuriyeti Devleti biliniz ki Avrupa Birliği devletleriyle, ülkeleriyle çok rahat rekabet edebilecek konuma gelecek. Onu da yeni kuşaklar halledecek, çözecek. Ben ona eminim canlarım. Şimdi dün geceki pazar sohbetinden o ünlü kısa fıkra. Lütfen şimdi bir de onu dinleyelim. Genç bir adam son derecede lüks bir otomobiliyle Hamburg'dan Stuttgart'a doğru gidiyor. Yol üzerinde bir genç kız görüyor. Genç kızın elinde bir karton. Kartonun üzerinde Münih yazıyor ya da München yazıyor. Adam arabasını kızın önünde durduruyor. Uzanıp kapıyı açıyor. Buyurun sizi Münih'e götüreyim diyor. Genç kız da biniyor. Yola çıkıyorlar. Bir süre sonra adam diyor ki, ne tesadüf diyor, bugün çok ilginç hem de diyor. Nasıl bir tesadüf diye soruyor genç kız. Bugün diyor, hamile üçüncü bir hanımefendiyi ben Münih tarafına götürüyorum diyor. Kadın, genç kız şaşırıyor. İyi ama ben hamile değilim ki. Adam cevap veriyor. Evet ama diyor, biz de henüz daha Münih'e gelmedik. 1 Nisan'dan sonra bu fıkramı hatırlasınlar. Hemen hemen herkes, iktidar yanlısı ya da muhalifler, bu fıkrayı hatırlayın. Henüz hamile değiliz ama birileri çok büyük ihtimalle millet cebimizi hamile bırakacak. Yani demişti dersiniz. Ya kolay değildir hamilelik süreci. Sonra nur topu gibi kaçızımız olacak bilmiyorum. Ama tek çocuk doğmayacağından da eminim canlarım. Yani maaşlarımız arttı. Allah Allah, çok çoğaldı maaşlarımız. Harcayacak yer bulamayacağız diyenler. Hele bir bekleyin yahu. Hele bir bekleyin. Daha Recep Bey'in dediği hedefe gelmedik. Geldiğimizde konuşuruz. Bakalım hamile kaldık mı kalmadık mı? Lütfen ensenizi karartmayın. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım, hoşça kalın güzellerim. Ancak bu gece saat 8.45'te yine bir ne var? Premier yayınım var. Yani gala. Canlı yayın değil. Abi ötüyor mübarek ya. İlginçtir. İki defa öttü. İkisine de 40. dakikada öttü. 38'de 40 dakika ve sonra arttı. Bilmiyorum neden olduğunu. Hayır, komple teorisi değil ama öyle oldu. Evet, bir kez daha hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım, hoşça kalın güzellerim.